Evet arkadaşlar, bir videoyla daha karşı karşıyayız. Hemen haberlere geçelim. Öncelikle İtalya'dan başlıyoruz. Türkiye sonunda İtalya'ya patladı arkadaşlar. Önce kendi kendine Türkiye'yi içine almayan uluslararası bir petrol toplantısı gerçekleştirmesi Libya hakkında. Daha sonra İtalya'nın Fransa ve Almanya ile bir araya gelip İrini operasyonuna bağlılığını ilan etmesi gibi sebeplerden dolayı, bir de Mısır'a durduk yere, üstelik de kendi vatandaşını işkenceyle öldürdüğünü bile bile iki tane Frem sınıfı fırkateyn satışı yapacağı konusunda bakanlıktan onay vermesi sonunda Türkiye gerçekten İtalya'ya patladı. Önce İtalyan askerlerini taşıyan bir uçağın Türkiye tarafından engellenip geri gönderildiğini öğrendik. Daha sonra bunun sebepleri, az önce saydığım sebepleri konusunda aklımıza fikirler gelirken daha büyük bir ayrıntıyı öğrendik. Resimde gördüğünüz İtalyanların 2016'dan beri hastane olarak açıp askeri üs olarak kullandığı Libya Misrata'da bir bölge arkadaşlar, bir yer. Resmen askeri üs ve eğitim alanı yapmışlar. Türkiye askerlerin izin almadan bu hastaneyi üsse çevirdiğini gerekçe gösterip İtalyan askerlerini ülkelerine geri postaladı arkadaşlar. Bu İtalya'ya, bunun İtalya'ya bir uyarı olduğunu söyleyebiliriz. Artık tarafını seçmesi, kime destek vereceğini açıklaması ya da belli etmesi konusunda ciddi bir uyarıydı İtalya'ya. Artık oturup kendileri karar verecekler, ne yapacaklarına dair. Bu arada Fransız Le Monde gazetesinden ilginç bir başlık geldi. Türkiye hakkında çeşit çeşit ve acayip başlıklarıyla tanınıyor Fransız gazeteleri. Bu başlıklardan birini daha görüyoruz resimde. Erdoğan'ın Sevr Anlaşması'nın intikamını aldığını yazıyor arkadaşlar bu başlıkta. Bunun da sebebi tabii ki Doğu Akdeniz ve onun üzerinden Libya. Zamanında yapılan Sevr Anlaşması'nın Osmanlı Devleti'nin başına ne kadar belalar açtığını ve hemen ardından Türkiye'ye de ne kadar sorun çıkardığını çok iyi hatırlıyoruzdur. Erdoğan'ın çeşitli askeri hamlelerle bu anlaşmanın üzerine resmen çizik attığını söylüyor. Erdoğan'ın çeşitli vesilelerle çeşitli zamanlarda, özellikle tarihlerine de dikkat ederek, bu çeşitli anlaşma tarihlerine de dikkat ederek askeri müdahaleler gerçekleştirdiğini ve açıklamalar yaptığını söylüyor. Ayrıca haberde ilginç bir konu da var. ABD'nin ve AB'nin Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a destek verdiğini, YPG ve PKK'ya destek verdiğini, hem Sevr'in üzerine hem de bu destekler konusunda Türkiye'nin resmen kuyusunu kazdığını söyleyerek Erdoğan'ın buna karşı çeşitli politik ve askeri müdahalelerde bulunduğunu söylüyor. Haberde ayrıca Ayasofya'da konu edilmiş. Ayasofya'nın açılma tarihine dikkat çekiliyor. 24 Haziran'da açılmasının Lozan Anlaşması'na bir gönderme olduğunu söylüyor arkadaşlar. Hemen ardından Vatia üssümüze gelelim. Biliyorsunuz Vatia üssümüz ve Misrata'daki kara üssümüzün onarımı ve hazırlanması çok hızlı bir şekilde devam ediliyor. En son
yeni ekipmanlarımızın inişi gerçekleştirildi. Bu ekipmanlarımızın neler olduğu da yaklaşık olarak belli oldu. Resimde de gördüğünüz gibi 122 milimetre güdümlü ÇNR ağlarımız artı koral savunma sistemimiz artı Hawk savunma sistemimizin üstte nerede olduğu görülüyor arkadaşlar. Koral sistemimizi biliyorsunuz, havadan ve karadan gelen hedeflere karşı ani müdahale, frekans karıştırma, yanlış yönlendirme gibi özellikleri var ve 200 kilometreden çok rahat etki ediyor. Önceki videolarımda bahsetmiştim, 150 kilometreden elektronik su sayacı bile patlattığı oldu arkadaşlar. Bu resimde de yine diğer sistemlerimiz görünüyor ve bulunduğu yerler. Hisar HSS'lerimiz, Hisar O hava savunma sistemlerimiz, artı kalkan radarlarımız, artı bizim tarafımızdan modernize edilmiş S-125 Pançora hava savunma sistemleri ve yine Hawk ve Hisar sistemlerimizin, Hawk ve İHA sistemlerimizin bulunduğu yerlere dair resimler bunlar. Tam anlamıyla yerleşik de diyemeyiz henüz. F-16'larımızın teker koyduğu zaman yerleştik diyeceğiz. Biliyorsunuz C-130 ve A-400'lerimiz iniş gerçekleştirmişti. Ve daha önemli bir habere dikkatinizi çekeyim. Yabancı basında da yer aldı. Bu sistemlerimizin maliyeti Libya üzerinden yürüdüğü için Katar tarafından karşılanıyor arkadaşlar. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra hemen belirtmek isterim. Hem Libya'ya koyduğumuz, Libya'ya verdiğimiz sistemlerin maliyeti hem de kendimizi korumak için, kendi üstlerimiz için koyduğumuz sistemlerin maliyetleri Libya tarafından, Libya'da bir açıklık olursa, eksiklik olursa da Katar tarafından tamamlanarak bu sistemler yerleştiriliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz en azından şu an için resmi olarak danışman ülke olarak orada bulunuyoruz. Ve yaptığımız ikili anlaşmalar sebebiyle bunların bütün maliyetleri satış usulü gibi karşı taraftan ödenerek işliyor, gelişiyor. İleride ne olur bilemeyiz tabii. Onun hazırlıkları da devam ediyor. Bu arada yeni bir Navtex ilan ettik. Oruç Reis'le Meis Adası ve Girit Adası açıklarında yapacağımız yeni araştırmalar, denizaltı araştırmaları, petrol araştırmaları şimdilik Almanya'nın da araya girmesiyle durduruldu. Bir anlaşma yapmayı düşünüyoruz. Ama bunun hemen ardından başka bir Navtex ilan ettik. Bu da Güney Kıbrıs'ın hemen sağ tarafında arkadaşlar, doğu tarafında Güney Kıbrıs'ın hak iddia ettiği yere giriş yaptık arkadaşlar. Bu girişi de Barbaros sismik araştırma gemisiyle yapıyoruz. Şu an araştırmalarımız orada başladı. Gemimiz oraya ulaştı. Gemimiz oraya ulaştıktan hemen sonra Mısır'dan inanılmaz ilginç bir açıklama geldi arkadaşlar. 11.500 kilometre kare alanını Güney Kıbrıs'ta anlaşıp Güney Kıbrıs'a kaptıran Mısır, Yunanistan'la da anlaşma yapmak üzere ve ona da 15.000 kilometre kare alan kaptıracak. Ama bir açıklama yaparak Türkiye'nin bu araştırmasının, Güney Kıbrıs'ın doğusundaki araştırmanın kendi münhasır ekonomik bölgesiyle çatıştığını söyleyerek Türkiye'nin bu araştırmasını kabul etmediğini açıkladı arkadaşlar. Yani bize vız gelir, tırıs gider ama
resmen kendi alanlarını Yunanistan'a ve Güney Kıbrıs'a peşkeş çeken bir ülkenin bu açıklaması gerçekten çok ilginç oldu. Gelişmeleri oldukça anlatmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.